Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Socios uygulaması üzerine nasıl Chiliz transferi yapabileceğimizi, en uygun, en ucuz yolu Chiliz transferine nasıl yapabileceğimizi anlatacağım bu videoda. Socios uygulaması üzerinden ön satışlara nasıl katılanlarla alakalı bir video hazırlamıştım. Bu videoyu açıklama kısmından ve yukarıdan izleyebilirsiniz. En son katıldığım ön satış Arjantin Fan Token'da yaklaşık 8 Chiliz'e satılmıştı. Ve dün Chiliz borsasında listelendi. Bu listelenmede 45 Chiliz'e kadar çıktı. Ben elimdekileri yaklaşık 30-35 Chiliz olarak sattım. Sattıktan sonra biraz düşmüş. Yani yine de yani 2 dolara almıştık yaklaşık olarak. Şimdi fiyatı 6 dolar. Yani 3 katı gibi bir fiyatlanma oldu. Önümüzdeki günlerde Chiliz'de Portekiz milli takımı, 2 tane NBA takımı, Boston Celtics ve Philadelphia 76ers takımlarının ön satışları olacak. Ve Türkiye'den Bursaspor, Alanyaspor gibi takımların da ön satışları olacak. Şimdi bu videoda nasıl Socios uygulaması üzerine para gönderebileceğimizi adım adım anlatacağım. Toplamda 3 seçenek var. İlk olarak Socios uygulamasına girin. app.socios.com Overview sekmesine girebilirsiniz. Web'den ya da mobil uygulamadan da girebilirsiniz. Socios uygulamasına da hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. İlk anlatacağım yöntem buradan al sekmesine tıklayarak kredi kartıyla ya da banka kartıyla alış yapabilirsiniz. Örneğin 100 dolarlık Chiliz almak istiyorsun. 388 Chiliz. Burada ödeme adımına geç dediğimizde toplam bir 4 dolarlık işlem ücreti bizden talep ediyor. Bu bir yöntem. Diğer bir yöntem ise herhangi bir borsadan cüzdan sekmesinde gelip buraya yatır diyoruz. Burada çiliz yatırabiliyoruz. Örnek olarak da buradan çiliz yatırmaya geliyoruz. Buradan ERC20 adresini yazmanız gerekiyor. Buradaki adresi kopyalayıp buradan da ERC20'yi seçip yapmanız gerekiyor. İşlem ücreti de 62 çiliz. Yani şuradan borsaya gelirsek şuradan USDT'yi seçiyoruz. Çiliz parçası yok burada. O zaman şuradan piyasalara tıklayalım. Buradan çiliz fiyatına bakalım. Şuraya arama yerine CHZ yazıyoruz. BNB fiyatı varmış. Buradan USDT fiyatını hemen al sat 0,26 centmiş. Şimdi hesap edelim. Buradan da örneğin 100 dolarlık aldık. Bizim işlem ücreti 62 çiliz. 62 çiliz. Bu da 16 USDT'lik bir işlem ücreti ödemeniz gerekiyor. Diğer bir yöntem ise buradan Binance Türkiye'ye kayıt oluyoruz. Kayıt olduktan sonra hesabımıza Türk lirası atıyoruz. Buradan yatırma, kimlik doğrulama gibi adımları da yapmamız gerekiyor. Binance TR hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Buradan TL yatırma deyip buradaki herhangi bir bankayı seçiyoruz. Örnek olarak Ziraat Bankası. Şu alanları doldurup bankamızdan buraya para gönderiyoruz. Gönderdikten sonra borsa sekmesine tıklıyoruz. Burada TR'ye USDT var. Buraya tıklıyoruz. Buraya 100 USDT'lik işlem 100 USDT'lik işlem yapıyoruz ve bu yaptığımız işlemi satın alıyoruz. Yani 100 USDT'miz oluyor. Yani yaklaşık 870 TL attıktan sonra. Buradan bakiyeler kısmına geliyoruz.
Vakiyeler kısmına geldikten sonra burada Binance Transfer. Buraya geliyoruz. Buradan USDT'yi seçiyoruz ve elimizdeki tüm bakiyeyi transfer ediyoruz. 100 olduğu için 100. Burada ücretsiz bir şekilde Binance Türkiye'den Binance Global'e USDT'mizi geçirmiş oluyoruz. Sonrasında buradan Binance Global'e geldiğimizde burada fan token almamız gerekiyor 100 USDT'li. Örnek olarak Roma, Atletico Madrid, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Milan gibi fan tokenlar Binance'da işleme açık. Örnek olarak Roma'yı alım satım butonuna tıklıyoruz. Burada USDT ve BTC Bitcoin olarak var. Aynı şekilde bunlarda da farklı işlem çiftleri bulunuyor. Roma üzerinden örnek göstermek istiyorum. Buradan USDT işlem çiftine tıklıyoruz. Bunun fiyatı yaklaşık 5 dolar. Şimdi buraya geliyoruz. Burada toplam 100 dolarlık işlem yapmamız gerekiyor. Yani yaklaşık 20 Roma fan token alıyoruz. 20 fan token'ı al butonuna tıklayarak alıyoruz. Aldıktan sonra hesabımıza 20 Roma fan token geçiyor. Sonra buradan çekme alanına geliyoruz. Buradan Roma fan token'u seçiyoruz. Burada çekim ağı Chiliz chain'i seçiyoruz. Burada işlem ücreti 0. Sonra Socios uygulamasına geliyoruz. Buradan Roma'yı seçiyoruz. Buradan kopyalıyoruz bu şeyi, ağ adresini. Buradan ağ adresini buraya yapıştırıyoruz. Tekrar Chiliz ağını seçiyoruz. Minimum 1 Chiliz, 1 Roma Fan Token gönderiyoruz. Gönderebiliyoruz yani. Ben dün biraz göndermiştim. Sonra burada aldıktan sonra yani direkt 20 alacağınıza 20,03 gibi bir miktarda almanızı tavsiye ederim. Çünkü birazını işlem ücreti olarak kestiğinden dolayı yani 19,99 olursa buradan da tam sayı olarak göndermemiz gerektiğinden dolayı 20 Chiliz, 20 Roma Fan Token'u gönderemeyiz. Yani burayı biraz küsuratlı olarak almanızı tavsiye ederim. Sonra çekme adresine geliyoruz. Buraya minimum 1 olacak şekilde çekim yapabiliyoruz. Biz yani 20 tane çekeceğiz. Ve burada işlem ücreti olmadığı için 20 Roma Fan Token'u Socios uygulamasına gönderiyoruz. Şimdi burada Socios uygulamasında piyasalar sekmesine geliyoruz. 2-3 dakika içinde o Binance'dan gönderdiğiniz Roma Fan Token kısa süre içinde hesabınıza yansıyacaktır. Buradan Roma Fan Token'ı seçiyoruz. Burada sat butonu karşımıza çıkıyor. Buraya 20 tane attığımız için 380 çiliz. Yani 2 çiliz gibi bir işlem ücreti alıyor bizden. Şu trade koruması geri iade ediliyor. Yani 2 çiliz 0,50 52 sente ve bu transferleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani en ucuz yolu bir borsadan fan token'ı alıp Socios uygulaması üzerine göndermek. Gönderdikten sonra da satmak. Burada direkt fiyat veriyorlar bize. Yani şu trade korumasını iade ediyorlar. Şurada yazıyor. Market trade farkı geri yatırılır. Sadece 2 çilizlik bir ücret ödemiş oluyoruz. 100 çiliz 100 dolarlık çiliz gönderirken birinde 4 dolarlık işlem ücreti alıyordu. Birinde 16 dolarlık. Buradan fan token transferi yaparsak da 0,5 dolarlık işlem ücreti bizden alıyorlar. Bu şekilde sonra sat dedikten sonra burada cüzdan sekmesi var. Burada hesabınıza çiliz olarak geçiyor. Bu şekilde
Önümüzdeki günlerde ön satışlar olacak. Yani bu ön satışlara katılabilirsiniz. Sonra örneğin burada ben UFC ön satışına katıldım. Bu ön satış aldıktan sonra tokenlar sanırım 2 ay süreyle kilitli kalıyordu. Bu tokenları kilidi açıldıktan sonra burada takas edilebilir olarak yazacak. Takas edildikten sonra buradan gönder sekmesine tıklayacağım ben. Buradan da UFC'yi seçeceğim. Minimum gönderim miktarı 5. Buraya 5 yazıp Chiliz borsasına göndereceğim. Chiliz borsasında da buradan cüzdan sekmesine tıklıyorum. Burada UFC gelmiş olacak. UFC token'ın adresini alacağım. Örnek olarak burada buradan yatırmayı seçiyorum. Ve burada adresi kopyalıyorum. Sonra Chiliz uygulamasına geliyorum. Buradan devam et dediğimde benden adres isteyecek ve adrese bu adresi yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra listelenme olduğunda iniş çıkışlar olabiliyor. Orada satabiliyorsunuz. Sonra şu şekilde geçen gün Arjantin listelendiğinde iniş çıkış olmuştu. Buralarda satabilirsiniz. Sattıktan sonra fiyat oturduğunda, yani elinize örneğin 200 çiliz geçti bu ön satışta ya da 500 çiliz geçti. Bu 500 çilizi yine aynı şekilde bu çiliz borsasından Socios uygulamasına ücretsiz bir şekilde herhangi bir fan token'ı alarak transfer edebilirsiniz. Transfer ettikten sonra yine sat işlemi yaparak kolaylıkla satabilirsiniz ve Socios hesabınızda yine çiliziniz bulunmuş olacak ve devamında farklı bir ön satışa katılabilirsiniz. Yine buradan borsa sekmesine geliyorum. Yine Binance'da bulunan bir fan token'u buradan alıp Binance'a göndererek oradan da USDT'ye çevirip Binance TR hesabınıza atıp sonra da Türk lirasına çevirip banka hesabınıza çekebilirsiniz. Bu şekilde burada bahsetmek istediğim iki konu burada Binance TR ve Binance Global hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Yani küçük bir miktarlarda komisyon alıyor. Bu linklerden kaydolduğunuzda bu size gelen komisyonun belli bir miktarı geri iade edilecek. Socios uygulamasına da kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. Bunun için de kayıt olup kimlik doğrulama yapabilirsiniz. Buradan kimliğinizi doğrulayın butonuna tıklayarak yapabilirsiniz. Socios hesabı için de açıklama kısmındaki linke tıklamayabilirsiniz. Son olarak Chiliz borsası. Chiliz borsasında da kayıt olmanız gerekiyor. Yani bu ilk token çıktığında bir fiyatta yükselme oluyor. Bu yükselme zamanında satmanız için Chiliz borsasına göndermeniz gerekiyor. Chiliz borsasına kayıt olup kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Chiliz borsasında da kimlik doğrulama süresi bir hafta kadar sürüyor. Yani kayıt olup kimlik doğrulamanızı bir an önce yapmanızı tavsiye ederim. Sonrasında önümüzdeki günlerde olacak Socios uygulaması üzerinden farklı ön satışlara katılarak burada aldığımız fan token'ı Chiliz borsasına göndererek satışını yapabilirsiniz. Bu şekilde umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Başka bir videoda görüşmek üzere.